Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman antrenman yapamadınız. Basketboldan biraz uzak kaldık maalesef hep birlikte. Sizin kadar ben de emin olun çok özledim. Şimdi bugün size evde yapabileceğiniz kolay basketbol ball handling antrenmanlarından birkaç parça göstereceğim. Bunları benim gibi sokaktan bulduğunuz bir topla tabii temizlemek şartıyla veya evde masa tenisi topunuz, tenis topunuz, ufak oyuncak peluş toplarınızdan bile yapabilirsiniz. Birinci hareketimiz dizlerimizin üstünde. Benim tavanım birazcık alçak olduğu için siz istediğiniz tavanda ayakta da yapabilirsiniz. Ellerim havada, parmak uçlarında nasıl top sektiriyorsak aynı şekilde. Topumu bir dakika boyunca parmak ucunda git gel. Bakmıyorum ama. Bir dakika bunu yaptıktan sonra kesmeden hemen öne alıyorum. Yine tekrar söylüyorum, topa bakmak yok. Yapıyorum. İşte evde sağa sola bakabilirsiniz, gezebilirsiniz. Topun düşmesi önemli değil. Amaç işi doğru yapmak. Devam ediyorum aldıktan sonra. Bir dakikam bunda da bittikten sonra hemen bacakları açtım. Aynısı. Direkt başladım. Topa bak, yanına bak. Annen baban sana parmaklarıyla rakam göstersin. 3 mesela, 2. Bu hareketleri yaptıktan sonra güzel bir dinleniyorum. Hemen dinlendikten sonra sizi çok yormayacak. Bu hareketleri zaten hepsini özellikle 5. sınıf kız takımım yaptı. Yapacak. Başta çevirme. Başladım başımda çevirmeye. Çevirdim. Çevirme bittikten sonra bir dakika sonra terse doğru çevirdim. Bunu bu şekilde çevirmiyoruz. Elden ele geçiş yapıyorum. Biliyorsunuz kızdığım hareketlerden biri. Bitti mi? Belde çeviriyorum. Bir dakika boyunca belde çeviriyorum. Bel bittikten sonra tersi alıyorum hareketi. Yine bir dakika boyunca çevirdim. Aynı hareket. Bu birazcık daha zorlanıyorsunuz her seferinde bununla. Dizimi kırıyorum arkadaşlar. Diz çukurum, arkada oluşan diz çukurundan. Şuradan gösteriyorum. Oluştu. Vücudum yine dik. Çevirdim, aldım. Tekrar söylüyorum, hareket düşebilir. Topunu aldım bir daha. Devam. Bakmayacaksın topa. Kesinlikle topa bakmak yok. Aynısı tersten. Bir dakika yaptıktan sonra ayakları salla. Zaten haftalık antrenman programı attım size. O streçlerin aynısını uygulayabilirsiniz. En sonunda ne yapıyorum? 8 yapıyorum. Açtım bacaklarımı. Yana doğru esnedim. Diğeri. Hop. Hop. Topa bakmak yok. Aynısını bu sefer hop tersten aldım. Şimdi işi birazcık daha oyuna çeviriyorum. Ne yapıyorum? Çevirdim belimde. Hop. 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 Çevirdim. Hop. Hop. Tekrar yaptım. Bu hareketlerin hepsini bir dakika boyunca yapıyorum bak. Önemli. Yapacaksın. Ne kuralım? Topa bakmıyorum. Diğer hareketimde ne yapıyorum? Anne babanız birazcık belki kızacak ama onlardan da izin istiyoruz. Kolum 90 dereceyi bozmuyor. Top sevirme. Sektiriyorum sürekli. Yaptım. Gezdir. Topu gezdir. Aşağıya doğru. Top önemli değil. Düşebilir. Aldım. Devam. Ters ele aldım. Yaptım aynı hareketi. Bıraktıktan sonra bunu 100-100 fark etmiyor 5 dakika boyunca yorulana kadar hepsini yapacağım. Bu da bitti mi? Diğer hareketim birazcık sizin sevmeyeceğiniz bir hareket. Makas yapıyorum. Ayağı açtım, geçirdim. Sürekli. Bu hareketi de yaptıktan sonra son hareketime geçeceğim. Son hareketim sizin şutunuzla alakalı olduğu için yere uzanıyorum. Dizlerimde bilek atmaya çalışıyorum. Tuttum koruyucum bu şekilde. Hatta daha iyi gösterebilmek için yaptım, tuttum, attım. Top havadayken dönecek. Attım. Hop. Eğer top arkaya giderse hareket yanlış. Attım. Bilek sürekli dönüyor. Sürekli. Bu hareketim de bittikten sonra
antrenmanımız bitiyor. Dışarı çıkmayın. Bu hareketlerin hepsini evde yapabilirsiniz. Biliyorum dışarı çıkmayı özlediniz. Basketbol oynamayı, spor yapmayı, her şeyi özlediniz. Ama bu süreçte hepimiz evde kalıyoruz. Kendimize dikkat ediyoruz. Büyüklerimizi koruyoruz. Anne babamızın sözünden çıkmıyoruz. Evde çalışabildiğimiz kadar ders ve spor yapıyoruz. Herkese görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.